Şimdi de gelin birlikte hareket bozukluklarına bakalım. Bu hareket bozuklukları içerisinde Parkinson, Huntington gibi bir sürü hastalıktan bahsedeceğiz. Fakat hareket bozukluklarını anlayabilmemiz için bizim direkt ve indirekt yolları bilmemiz lazım. Nedir bu direkt yol nedir bu indirek yol? Direkt yok arkadaşlar hareket ettiren yoldur. Burada net olarak ekstatör uyarılar çıkar. Burada dopamin bir reseptörleri önemlidir. Peki indirekt yol nedir arkadaşlar? Orası da bunun tam tersi inhibitör nitelikli bir yoldur. Orası da hareketi baskılar. Yani şöyle düşünün bir ameliyat yapacaksınız veya koşacaksınız gün içerisinde binlerce hareket yapıyoruz değil mi? İşte bu hareketleri başlatan yol eksitatör yol yani direkt yoldur. Bitiren yolda inhibitör, ya, inhibitör yol yani indirek yoldur. Hadi başlayalım nasıl oluyormuş bu direkt ve indirek yol. Bir kere buraya başlamadan önce size şu spot bilgiyi vermek istiyorum. Bu bilgi önemli birazdan kullanacağız. Talamus normalde arkadaşlar kortekse sürekli eksitatör uyarılar gönderir. İşte aşırı uyarılmayı engellemek için talamus inhibitör mekanizmalarla baskılanması gerekiyor. Şimdi başlıyoruz direkt yollara arkadaşlar. Normalde serebral korteksten striatum'a yani şuraya arkadaşlar putamen ve caudate nükleotu striatum bildiğiniz gibi eksitatör uyarılar geliyor. Daha sonra arkadaşlar buradan globus pallidus internus substantia nigra'nın pars reticularisine inhibitör nitelikte uyarılar gönderiyor. Buradan da talamus talamusa inhibitör nitelikte uyarılar gönderiyor. Biz ne demiştik arkadaşlar? Talamus serebra kortekse sürekli eksitatör uyarılar gönderiyordu. Siz talamusun üzerindeki inhibitör etkiyi ortadan kaldırırsanız ne olacak? Bu sefer talamus kortekse eksitatör etkisini artıracak. Yani hareket başlayacak. Gelelim indirek yolu arkadaşlar. Ne demiştik? İndirekt yol inhibitör yoldu. Burası hareketi baskılayan yoldu. Burada hangi reseptörler rol alıyordu? D2 reseptörler rol alıyordu arkadaşlar. Burada serebral korteksten eksitatör uyarılar yine striatum yani kaudat nükleosla putamene geldi. Daha sonra arkadaşlar buradan inhibitör yolda farklı olarak inhibitör nitelikte uyarılar globus externusa gidiyor ve inhibisyona uğratıyor. Buradan da arkadaşlar arkadaşlar inhibitör uyarılar subtalamik nükleosa geliyor ve subtalamik nükleostan ekstatör uyarılar internal globus pallidus ve substansia nigra'nın pars kompaktasına geliyor. Buradan da arkadaşlar gelen uyarılar talamusu daha fazla inhibisyonu uğratıyor. Normalde talamusun üzerinde inhibitör bir etki vardı. Siz daha fazla inhibisyonu uğratırsanız bu ne demek? Bu net inhibitör etki demek. Yani serebral korteks baskılanarak hareket duracak demek. İndirek yolumuz da bu şekilde işliyor. Şimdi direkt ve indirek yolu anlattıktan sonra başlayalım Parkinson hastalığına. Şimdi bakın Parkinson hastalığına geçmeden önce burada iki tane tabiri netleştirmemiz lazım. Birincisi idiopatik Parkinson hastalığı ki şimdi anlatacağımız konu bu. İkincisi de Parkinsonizm. Nedir hocam bu ikisinin farkı? Bu ikisinin patofizyolojik farkı şudur. Birazdan anlatacağımız bu. Alfa sinüklein birikimiyle giden patofizyoloji idiopatik Parkinson hastalığına aittir. Ancak Parkinsonizm'de patofizyoloji daha kompleks. Peki klinik olarak nasıl ayırt ederiz? Biz idiopatik Parkinson hastalığında birazdan bahsedeceğimiz o dişli çarkları, bradikinezileri istirahat tremorunu asimetrik olarak görmeyi bekliyoruz. Ama Parkinsonizm'de bu bulguları simetrik olarak görmek istiyoruz. Şimdi idiopatik Parkinson hastalığına başlayacağız arkadaşlar. Burada temel patofizyoloji mitokondrial disfonksiyon sonucu. Burada eritrozit transport zincir var ya buradaki kompleks birin aktivitesi az oluyor. Bunun sonucunda arkadaşlar nöronlarda alfa sinikleyin birikiyor ve levy body oluşuyor. Bakın şu gördüğümüz alan mezensefalon. Mezensefalonun şurası ve şurası. Burası arkadaşlar anormal yani Parkinson'a ait alan. Şurası da normal alan. Burada substansiye nigranın pars kompaktası var arkadaşlar. Niçin substansiye nigra denmiş görüyor musunuz arkadaşlar? Siyah. Nigra siyah demek. Ondan dolayı substansiya nigra denmiş. Burada arkadaşlar dopaminerjik nöronlar var. İşte bu alandaki dopaminerjik nöron kaybı neye neden oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Park, idiopatik Parkinson hastalığına neden oluyor. Peki niçin burada dopaminerjik nöronlar kayboluyor? Alfa sinik birikerek Levi body cisimciklerini oluşturuyor. Ondan dolayı arkadaşlar. İşte bu biriken Levy body cisimcikleri ne yapıyor biliyor musunuz? Bu Levy body cisimcikleri birikerek nöronal dejenerasyona yol açıyor ve neticede biraz, biraz önce anlattığım Direk yol deaktive olurken indirek yol aktive oluyor. Yani hareket yavaşlıyor, baskılanıyor arkadaşlar. Buradaki şu dopaminerjik nöronlardaki kayıp genellikle %60'lara varan oranda ilk etapta vücutta kontrol edilir. Yani %60'lara varana kadar klinik semptom göremezsiniz. %60'ların üzerinde dopaminerjik nöron kaybolduğu zaman şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar o zaman klinik semptomlar görmeye başlıyoruz. Peki biraz önce ne dedik? Parkinson ayrı, idiopatik Parkinson hastalığı ayrı bir de Parkinsonizm var dedik. Bu Parkinsonizme yol açan nedenler ne? Ensefalit, ilaçlar özellikle antipsikotikler bu son yıllarda arkadaşlar antipsikotikler oldukça sık kullanılmaya başladı. Karbondisifit zehirlenmesi, vasküler nedenler mesela iskemik serebrovasküler hastalık özellikle mezensefalonda iskemi meydana geldiği zaman travma arkadaşlar bunu şöyle aklınıza tutabilirsiniz meşhur boksör Muhammed Ali vardı ya o kafasını aldığı e, e, travmalar sonucunda e, Parkinsonizm geliştirmişti böyle aklınızda tutabilirsiniz. Bir de burada park genlerinde ve pink genlerinde mutasyon var. Özellikle pink bir geninde mutasyon var. Bu genlerdeki mutasyon özellikle idiopatik parkinson hastalığına yatkınlık yapıyor. Peki klinik olarak hangi bulguları görmeyi bekliyoruz? Burada arkadaşlar biz parkinson hastalığının kliniğini aslında iki gruba ayırarak inceleyebiliriz. Birincisi motor semptomlar. Şu bahsedeceğimiz semptomlar. İkincisi non motor semptomlar. Önce motor semptomlar bakalım. Yani motor bozuklukta giden semptomlardır bunlar ne gibi? Bradikinezi gibi arkadaşlar. Rigidite de gibi instabilite gibi özellikle postural instabilite gibi ve tremor. Nasıl tremor arkadaşlar? İstirahat tremoru olması gerekiyor. Bu çok ama çok önemli. Daha önce TUS'ta sorgulandı burası. Burayı mutlaka bileceğiz arkadaşlar. Instabilite dedik. Postural instabilite. Neyi kastediyorum? Bakın şurada gördüğünüz pozisyon aslında Parkinson hastaları için böyle hafif öne doğru eğik, yavaş adımlarla yürüme tipiktir. İşte böyle bir hastada postural instabilite neyi tarif eder biliyor musunuz? Hastada dengesizliği. Siz bu hastanın arkasına durup hafifçe itseniz normal normal mekanizma vücut kendini toparlar kolay kolay düşmesin ama hafifçe itme ile bile düşmeye ne diyormuşuz postural instabilite diyoruz arkadaşlar bir de rijiteden bahsettik dişli çarktan bahsettik nedir bu rijite nedir bu dişli çark bakın hastanın kolunu şu şekilde aldınız arkadaşlar kolunu öne arkaya doğru hareket ettirdiğinizde kurşun boru büker gibi zorlanıyorsanız buna ne diyoruz rijite diyoruz bir de dişli çark var şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar özellikle el bileğinde bunu çok daha rahat hissedersiniz el bileğine dairesel hareketler yap Tıklırdığınızda tık 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 atma hissedersiniz. Buna ne diyormuşuz? Buna da rüşt diyormuşuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada tremor var. Bu tremor özellikle ne dedik? İstirahat tremoru karıştırmıyoruz. Yani istirahat halindeyken ortaya çıkan tremor hap yapar gibi, para sayar gibi olan tremor burada çok ama çok tipiktir. Şu dört tane bahsettiğimiz klinik bulguların üç tanesi varsa siz hastaya gönül rahatlığıyla Parkinson tanısı koyabilirsiniz. Burada en önemlisi hangisidir diye soracak olursanız arkadaşlar şu rişte ve dişli çark bu olmadan bazı otörler diyor ki bir rişte ve dişli çark olmadan bir hastaya Parkinson tanısı koyamazsınız. O kadar önemlidir. Bir de ne dedik arkadaşlar? Burada non motor semptomlar var. Nedir bu non motor semptomlar? Mesela psikiyatrik semptomlar. Bu hastalarda en sık eşlik eden psikiyatrik komorbide nedir? Depresyondur arkadaşlar. Neymiş? Depresyon. Tamam mı? Bunun dışında halüsinasyonlar görülebilir bu hastalarda. Başka uyku Koku bozukluklar özellikle rem davranış bozukluğu görülebiliyor arkadaşlar ki Parkinson semptomları ortaya çıkmadan yıllar öncesinde bile görülebiliyor çok ilginç enteresan bir klinik bulgu başka otonom disfonksiyonlar görülebiliyor başka cinsel işlev bozuklukları görülebiliyor başka arkadaşlar bu hastalarda klinik semptomlar çıkmaya başlamadan önce veya çıktığı zaman erken dönemde yani koku kaybı da olabiliyor bu hastalarda ilginç şekilde hakikaten anözmi görülebiliyor bazı otörler bunu tanıda yardımcı test olarak da kullanıyorlar. Şimdi kliniğinden de bahsettikten sonra gelelim tedavisine. Biz Parkinson hastalığını nasıl tedavi ediyor? Aslında burada basamak tedavisi uyguluyoruz. Hani MS'de anlatmıştık ya hatırlayın. Basamak tedavisi uyguluyoruz diye. Burada da basamak tedavisi. Var. Aslında nörolojik hastalıkların hemen hepsinde biz basamak tedavisi uyguluyoruz. Neyi kastediyorum basamak tedavisi? Önce en az yan etkisi olan ilaçları başlıyoruz. Daha sonra kuvvetli yan etkisi çok olan ilaçları kullanmaya başlıyoruz. İşte bu, bu durum aynı şekilde Parkinson'da da geçerli. Özellikle biz ilk etapta hele ki hasta yaşlıysa özellikle MAO-B inhibitörleri veriyoruz. Zazacilin ve Selecilin gibi arkadaşlar. Daha sonra dopamin reseptör agonistleri veriyoruz. Mesela Pramipexol gibi ki bu Pramipexol biz klinikte çok sık kullanıyoruz. Bunları veriyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar Levodopa'yı veriyoruz. Ama Levodopa hiçbir zaman sadece Dopa şeklinde vermeyiz. Levodopa şeklinde veririz. Niçin? Çünkü Dopa'nın kendisi kan beyin bariyerini geçemiyor. Levodopa şeklinde kan beyin bariyerini geçiyor. Ve bir nokta daha burada Levodopa'yı genellikle biz tek başına vermeyiz Leo entekapon telkapon gibi komp inhibitörleriyle kombine ederek veririz arkadaşlar. Tamam mı? Veya carbidopa benzerazit gibi kombinasyonlar kullanarak veririz. Bir de burada ilginç bir ilaç daha var. Amantadin. Nedir bu amantadin? Aslında amantadini biz antiviral olarak biliyoruz ama bu amantadin'in antikolinerjik özelliği daha işte bu antikolinerjik özelliğinden dolayı arkadaşlar diskinezilerde oldukça etkilidir. Bir Parkinson hastası geldi size. Bu Parkinson hastaların ilerleyen nelerde özellikle diskineziler gelişebiliyor. Özellikle ilaçlara bağlı olarak diskineziler gelişebiliyor. İşte böyle bir durumda arkadaşlar tedavi biz ne ekliyormuşuz? Amantadin ekliyormuşuz. Amantadin ne etkiliymiş? Antikolinerjik etkiliymiş. Peki antikolinerjik etkili olmasının ne önemi var? Yani ha, ne oluyor bu antikolinerjik özellik? Bizim burada işimize yarıyor. Normalde Parkinson'da arkadaşlar dopaminerjik yol baskılanıyor ama kolinerjik yol aktive hale geçiyor. Geliyor. Yani kolinerjik yol daha baskın hale geliyor. İşte siz bu kolinerjik yolu amantadinle de baskılayabilirsiniz veya santral etkili antikolinerjik kolinerjiklerle ne gibi arkadaşlar bir periden gibi arkadaşlar bunun gibi ilaçlarla baskılayabilirsiniz. Böylelikle özellikle kolinerjik etkili Tremor'da arkadaşlar bakın tremorun temel patofizyolojisinde o vardır. Kolinerjik etki ön plandadır. Dopaminerjik dengesizlik vardır. Yani dopaminerjik etki azalmıştır. Ondan dolayı zaten tremor ortaya çıkar. İşte bundan dolayı bu ilaçlar özellikle tremora çok ama çok etkilidirler arkadaşlar. Bir de burada son olarak cerrahi tedaviden bahsetmek istiyorum. Bu cerrahi tedavide subtalamik nükleosu susturuyoruz arkadaşlar. Subtalamik nükleosu susturursanız subtalamik nükleosun talamusun üzerindeki inhibitör etkilerini ortadan kaldırırsınız ve hareket, hastanın hareketleri yavaşlar. Peki biz bunu kimde uyguluyoruz? Her Parkinson hastasına cerrahi tedavi uyguluyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Bir kere hastanın görece genç olması lazım. Ek fazla hastalığı olmaması lazım. Psikiyatrik komorbitesi olmaması lazım. Özellikle Of dönemlerin arkadaşlar bu of dönemi nedir bazen bu Parkinson sonrasında gün içerisinde donar kalır ilaç alsa dahi işte bu dönemlere ne diyormuşuz of dönemi diyor diyormuşuz bu of dönemleri çok sıksa hastanın bu hastalarda cerrahi tedavi uygulayabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar bir sonraki inceleyeceğimiz hareket bozukluğu Huntington hastalığı. Huntington hastalığına yine TUS adını önemli. Buradan sıkça soru geliyor. Dikkatli dinleyelim yine arkadaşlar. Huntington hastalığının diğer ismi neymiş? Poliglutamin hastalığıymış. Peki niçin poliglutamin hastalığı deniyor? Birazdan patofizyoloji anlatırken göstereceğim size. Huntington hastalığı arkadaşlar otozomal dominant kalıtılan bir hastalıktır. Bu dördüncü kromozomdaki Huntington gen var ya bu Huntington geninde mutasyon oluyor. Peki bu Huntington geninde mutasyon nasıl oluyor? Oluyor. Bu tıpkı miyotonik distrofi gibi, fragil X gibi, fradrih ataksi gibi trinükleotik gen mutasyonuyla giden bir hastalıktır. Ne oluyor? CAG tekrar artıyor arkadaşlar. Peki CAG tekrarı artınca ne oluyor biliyor musunuz? İşte glutamat sentezi artırıyor. Zaten bundan dolayı poliglutamin hastalığı deniyor. E glutamat atsın. Glutamat arkadaşlar nörotoksik bir nörotransmitter. Fazla olduğu zaman ciddi nörotoksiteye neden olur. Normalde biz bu CAG gen tekrarını Normal bir insanda 10-35 civarında bekliyoruz. 36 ve üstünde olduğu zaman arkadaşlar Huntington hastalığı bekliyoruz. Peki burada önemli bir bilgi daha var. Antisipasyon dediğimiz bir bilgi. Arkadaşlar antisipasyon ne demek burada biliyor musunuz? Huntington üzerinde her geçen jenerasyonda daha erken yaşta semptomların başlaması demek. Antisipasyonla şu CAG gen tekrarı daha fazla oluyor. Şurada ne demiştik? Ne kadar çok CAG gen tekrarı olursa klinik bulgular da o kadar şiddetli olur demiştik. Bir sonraki nesilde daha fazla CAG gen tekrarı olursa o zaman bir sonraki nesilde daha erken yaşta semptomlar olur ve semptomlar maalesef daha hızlı ilerler. Devam edelim ve klinik bulgularına bakalım. Bizim klinik bulgularını anlayabilmemiz için patolojinin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Huntington hastalığında patoloji arkadaşlar kaudat nükleosla Putamendedir. Yani striatumdadır. Peki burada ne oluyor? Asetilkolinle GABA'nın aktivitesi azalıyor dopamin artıyor arkadaşlar. İşte bununla uyumlu olarak da klinik semptomları görüyoruz. Ne gibi? Bir kere şunu söylemek lazım. Biz Huntington hastalığını genellikle 30'lu 40'lar yaşlarda görmeyi bekliyoruz. Yani başlangıç yaşı genellikle 30'la 40 yaş arasındadır. Ve demans sık görürüz bu hastalara ama erken evrede değil daha ileriki evrede. Peki demans neden oluyor? Ne dedik? Asetilkolin azalıyor mu? Azalıyor. O zaman bu hasta demans olması beklenir mi? Pek tabii ki beklenir. Başka arkadaşlar bu hastalarda GABA azaldığından dolayı E ilerleyici koreatatoit hareketler oluyor. Zaten ismi ne? Huntington Koreyası. Koreya zaten ismi oradan geliyor arkadaşlar. Bu hareket bozukluğu şuradaki GABA ile ilişkiliymiş. Kişilik değişikliklerinin için çünkü dopamin artıyor ondan dolayı arkadaşlar. Peki tanısını nasıl koyuyoruz? Kesin tanısı genetik analizle koyuyoruz arkadaşlar. Tedavide ne yapıyoruz? Maalesef eninde sonunda mortal seyreden bir hastalık ama klinik semptomları bir nebze olsun baskılayabilmek için dopamini baskılamamız lazım. Neyle mesela? Haloperidol ile baskılayabilirsiniz ama yan etkisi çok. Bunun dışında tetrabenezin görece yan etkisi daha az. Bu da dopamin antagonistidir arkadaşlar. Tetrabenazin kullanabilirsiniz. Perfenazin, klorpromazin, rezervin kullanabilirsiniz. Ama bunların içerisinde şunların oldukça yan etkisi fazla olduğundan dolayı en sık tetrabenazin tercih edilir. Sıradaki inceleyeceğimiz hareket bozukluğu Fradry ataksisi. Fradry ataksisi de tıpkı Huntington hastalığında olduğu gibi trinükleotik gen ile seyreden bir hastalıktır. Peki burada hangi trinükleotitte sorun var arkadaşlar? GAA'da sorun var. Peki buradaki genimizin adı ne? Frataksin geni. İşte bu frataksin genindeki mutasyon sonucu bu GAA tekrarı 600 ila 1200 kat artarsa işte o zaman Fradry ataksisi semptomları görülmeye başlanıyor. Fradry aslında otozomal resesif kalıtılan bir hastalık ve bütün otozomal resesif kalıtan ataksiler içerisinde en sık görülen hangisidir fradri ataksidir peki bu frataksin geni Nerede yerleşmiştir? 9. kromozomda yerleşmiştir. İşte bu gen mutasyonu sonucu frataksin proteinin üretiminde problem oluyor. Yeterince üretilmiyor. Peki bu frataksin proteini en fazla nerede var? Santral sinir sisteminde, kalpte ve pankreasta yoğun olarak bulunuyor. Bu neden nedir ki? Buralarla ilgili klinik semptomlar karşımıza çok sık geliyor. Peki bu frataksin proteini yeterince Üretilmezse ne olur? Bu frataksin proteini var ya mitokondide demir ve sülfürü bir araya getiren proteindir. İşte bu ikisi bir araya gelmezse elektron transport zincirinde arkadaşlar bu ikisi faktör olarak çalıştığından dolayı işlev gördüğünden dolayı elektron transport zincirinde sorun meydana gelir. Bu ne demektir? Bu da ATP üretiminde sorun demektir. Dolayısıyla santral sinir sisteminde, kalpte, pankreasta dejenerasyon demektir. Peki hangi klinik bulgularla karşımıza geliyor? Ne dedik? Frater ataksi santral sinir sistemi tutmayı çok seviyor dedik arkadaşlar. Santral sinir sisteminde lateral spinal yolu tutarsa spastik paraliziyle bu hastalar karşınıza gelir. Spino cerebellar yolu tutarsa ki genellikle tutar, ataksi ve dizartri ile karşınıza gelir. Dorsal kolonu tutarsa burada ne vardı arkadaşlar? Bu Oranın patolojisinde ne oluyordu? Vibrasyon duyusu kayboluyordu. Proprosepsiyon duyusu kayboluyordu. O zaman bu bulguları görmeyi bekliyoruz. Dorsal kök ganglionlarını tutarsa o zaman ikinci motor nöron tarzı hasar meydana gelecek ve derin tendon refleks kaybolacak veya a refleksi görülecek arkadaşlar. Ne dedik? Kalbi tutmayı da seviyor dedik. Peki kalbi tutarsa hangi semptomla karşımıza gelir? Hipertrofik kardiyo ile karşımıza gelir. Pankreas da tutmayı sever dedik. Peki pankreasa de tutarsa o zaman diyabet öyküsüyle karşımıza gelebilir. Netice itibariyle size bir hasta verildi. Genç bir hasta. ile geldi. Vibrasyonu alamıyorsunuz arkadaşlar. Propriyosepsiyon duyu kusuru propriosepsiyon duyusunu alamıyorsunuz veya azalmış. Dorsal kök ganglion tutulumu var. Yani derin tendon reflekslerini alamıyorsanız veya azalmışsa aklınıza gelecek ilk hastalık böyle bir ataksi hastasında ilk kez hastalık arkadaşlar Fradri ataksisi olması gerekiyor. Hemen şunu da burada bahsedelim. Fradri ataksilerinde iskelet sistemiyle ilgili anormalliklerde çok sık görülüyor. Ne gibi? Pescavus gibi, çekiç parmak gibi, skolyoz gibi özellikle bu skolyoz çok sık görülüyor. Gelin bir vaka görelim. Aklımıza kazıyalım Fradri ataksini. Diyabet öyküsü olan 23 yaşındaki erkek hasta kas güçsüzlüğü sırt düşmeleriyle birlikte ataksik yürüyüş şikayetiyle karşınıza geliyor. Aynı zamanda nesi var? Diz atlisi ve skolyoz var. Ne dedik? Skolyoz bu hastalarda sık görülüyor dedik. Ataksiyle bir hasta geliyor karşınıza. Fizik muayenede hastanın belirgin kas güçsüzlüğü var. Üst ve alt eksen bakın 2 bölü 5'e kadar düşmüş. Derin tendon reflekslerinde kayıp. Neydi? Spinal kök ganglionlarını tutarsa derin tendon reflekslerin kayıp olabilir demiştik. Uyumlu mu? Uyumlu. Pes kavus var kifoskolyoz var arkadaşlar. Yakın zamanda pneumon için acile başvuruyor. Burada ultrason yapılmış yani kalp eko yapılmış. Hipertrofik kardiyomiyopati görülmüş. Bu da uyumlu mu? 4-4 uyumlu. İşte size 4-4'lük bir fratri ataksi vakası. Değerli arkadaşlar şimdi Wilson sendromuna bakalım. Wilson sendromunun diğer ismi neymiş? Hepatolentiküler dejenerasyon. Peki niçin hepatolentiküler dejenerasyon deniyor? Çünkü olaylar zinciri hepatositlerin içerisinde oluyor. Ondan dolayı buralarda dejenerasyon gelişiyor ve bu ismi alıyor arkadaşlar. Hepatolentiküler Repetolentiküler dejenerasyon olarak. Wilson sendromu otozomal resesif kalıtılan bir hastalıktır. Önce bu bilgiyle başlayalım. Dedik ki arkadaşlar Wilson sendromu karaciğerde, hepatositlerde meydana gelen dejenerasyona giden bir durum. Peki ne oluyor da burada hepatositlerde dejenerasyon meydana geliyor? Bakır atılımında bir bozukluk var arkadaşlar. Normalde yiyecekleri aldığımız bakır bakın gördüğünüz gibi ince bağırsaktan emilerek karaciğere geliyor. Karaciğerde bir miktarı depo ediliyor. Geri kalan kullanılmayan kısmı ise arkadaşlar ya gayta üzerinden safra, safra üzerinden gayta ile ki işin %90'lık kısmı buradan görülür. %10'luk kısmı da arkadaşlar idrar üzerinden atılarak vücuttan temizleniyor. Ancak Wilson hastalarında işte bu yol olması gerektiği gibi işlemiyor arkadaşlar. Hepatositlerde normalde arkadaşlar aposörlöplazmin dediğimiz bir protein var. Bu aposörlöplazmin proteini bakırı taşıyan temel protein. Bu bakırı taşıyan proteinin bakır bağlamasında sorumlu protein hangisi? Şuradaki ATP B7 proteini. Apo plazmin bakırı bağladıktan sonra bu apo kısmı gidiyor ve ceruloplasmin kısmı kalıyor arkadaşlar. Güzel. Peki ATP'nin başka ne gibi görevi var? Çok önemli bir görevi de ATP'nin bakırı veziküller içerisinde taşıyıp hepatositlerden atılmasını sağlıyor arkadaşlar. Tamam mı? ATP B7'nin böyle bir özelliği de varmış. Peki bu ATP B7 proteini yeterince kodlanmazsa ki Wilson'da 30 zaman resesif geçiş söz konusuydu. İşte bunu kodlayan gendeki mutasyon sonucunda bu ATP B7 proteini yeterince üretilmiyor. Yeterince üretilmezse ne olacak? Bakır aposeriloplazmine bağlanamayacak arkadaşlar. Ve bakır veziküllerinin içerisine girip hepatositten atılamayacak. İşte bundan dolayı arkadaşlar hepatositlerin içerisinde ne olacak? Bakır birikecek. Peki bakır biriksin ne olacak? Bu bakır arkadaşlar hidrojen peroksitle o hidroksi radikalleri oluşturacak ve bir hidroksi radikalleri ne yapacak? Mitokondriyal hasara neden olacak ve mitokondriyal hasar demek hepatositlerin ölümü demek. Yani şurada gördüğünüz gibi hepatositler dejenere olacak. İşte Bununla ilgili de klinik semptomlar olmaya başlayacak. Ne gibi arkadaşlar? Öncelikle ne dedik zaten olay hepatositlerde dönüyor dedik. Hepatositlerde fazla birikirse karaciğer yetmezliği ve sirozu götürecek fazla biriken bakır. Başka beyine birikebiliyor ki nörolojiye bakan kısmı zaten bu açıdan önemli. Beyinde özellikle bazal ganglionlar bu bakır yerleşirse distoni, tremor ve parkinsonizm gibi bulgular ortaya çıkacak arkadaşlar. Hemen burada şunu söyleyelim. Bir çocuk karşınıza distoni, tremor, parkinson Daltonizm gibi hareket bozukluğuyla geldi. Mutlaka ama mutlaka aklınızda Wilson hastalığı olması lazım. Ayrıca tane Wilson hastalığı mutlaka girmesi lazım. Yani Wilson mutlaka ekarte etmeniz lazım. Başka beyinde serebral kortekse çökebiliyor bu bakır arkadaşlar. Peki serebral kortekse çökerse ne olur? Kognitif kötüleşme davranışsal değişiklikler olur. Başka göze çökebiliyor. Kornea'nın desement tabakasına çöküyor arkadaşlar. Desement tabakasına çökerse şurada gördüğünüz patognogomonik olan arkadaşlar Kaiser Flasher halkasını görüyorsunuz. Kaiser Flasher halkasını gördüğünüz zaman direkt olarak bir hastaya siz Wilson tanısı koyabilirsiniz. O kadar spesifiktir. Peki böbreğe çökebilir mi bakır? Pek tabii ki çökebilir. Özellikle proksimal tübüre çökerse proksimal tübürde hasar böbrek yetmezliğine kadar götürebilir. Başka eritrositlerin içerisine çökerek hemolitik anemiye neden olabilir. Peki laboratuvarda ne bulmayı bekliyoruz Wilson hastalığında? Bakın şurada ilginç bir ifade var. Normalde biz ne bekliyoruz? Mantıken düşündüğümüz zaman bakır atılamıyorsa serumda bakır düzeyinin artmış olması lazım. Evet bazen artıyor ama bazen de normal buluyoruz. Peki bunun sebebi hikmeti ne? Bunun sebebi hikmeti de fazla bakır gidiyor karaciğeri çöküyor veya beyine çöküyor veya farklı farklı organlara çöküyor. Dolayısıyla serum bakırına baktığınızda bunu normal görüyorsunuz. Bu açıdan önemli. Başka idrarda bakır düzeyi arkadaşlar serumdaki bakırdan çok daha spesifiktir. Hemen her zaman yüksek olmasını bekliyoruz. Ancak en spesifik laboratuvar hangisidir derseniz serülöplazmin düzeyidir. Serülöplazmin düzey düşmüştür. Niçin? Çünkü ATP B7 proteini vardı ya bu yeterince üretilmediği için aposerülöplazmin serülöplazm ile dönemeyecek. Serülöplazm ile dönemediği için de serumda serülöplazmin düzeyi düşük olacak. Peki kesin tanısını nasıl koyuyoruz? Kesin tanısını da, karaciğer biyopsisi yaparak koyuyoruz. Tedavide ne yapalım arkadaşlar? Mevzu ne? Bakırın atılımında problem. O zaman bakırın atılımını sağlamamız lazım. Bunu neyle sağlıyoruz? Penisilamin, triantin, çinko tuzları, tetrahidromolipten gibi arkadaşlar bakırı bağlayıp atan şelatör ilaçlarla bu hastalığı tedavi ediyoruz. Özellikle nörolojik tutulumu olan hastalarda şu çinko tuzları çok etkilidir. Bunu da dipnot olarak burada verelim. Sevgili meslektaşlarım hareket bozukluklarından son inceleyeceğimiz önemli kolu ataksi telenjektezidir. Ataksi telenjektezi isminden de anlayacağınız gibi hem ataksi hem de telenjektezlerle giden bir hastalıktır. Peki patofizyolojisinde ne oluyor burada? Bu, bu hastalıkta arkadaşlar tıpkı Wilson hastalığında olduğu gibi 30 otozoma resesif kalıtımla geçen bir hastalık. Burada bu hastaların 11. kromozomlarındaki ATM genlerinde mutasyon oluyor. Peki bu ATM genin için önemli. Bu ATM geni arkadaşlar DNA repairinde yani DNA onarımında çok ama çok önemlidir. İşte bu gendeki mutasyon nedeniyle arkadaşlar bu ATM'nin ürettiği protein, ATM geninin ürettiği protein düzgün çalışamıyor ve DNA hasarlanır hasarında gerekli tamirat yapılamıyor arkadaşlar. Peki bunun sonucunda ne oluyor? DNA hasarının yapılamaması demek ya hücresel ölüm demek ya da kanser demek. İşte bununla ilgili klinik semptomlar karşımıza çıkıyor. Nörolojiye bakan yönüyle ne semptomlarla karşımıza gelebilir? Ataksi telenjektesi hastası. İsmine bakın ne diyor? Ataksi diyor. O zaman serebellumu tutmuş olması çok yüksek ihtimal. Evet arkadaşlar serebellumu tutuyor ve bu hastalar karşınıza ataksi ve patlayıcı konuşmayla gelebiliyor. Burada bir dipnot önemli bir not ama bebeklik döneminin ilerleyici ataksisinin en önemli nedeni nedir? Cevap Ataksi telenjektezdir. Özellikle bebeklik döneminde arkadaşlar. Hemen bunun altını çizelim burada. Devam edelim. Ne dedik? Telenjektezlerde görülür dedik. Özellikle arkadaşlar gözde şu resimde gördüğünüz telenjektezler var ya arkadaşlar şuradaki. Bunlar çok tipiktir. Ataksi telenjektezde. Bu gözün dışında burunda nazal mukazalarda da görülebiliyor. Ne dedik? DNA hasarı düzeltilemiyor bunlarda dedik. Peki. T sel ve B sellerde DNA hasarı düzeltilemezse ne olacak arkadaşlar? Bu hastalarda immün globin salınımında azalma olacak ve bu hastalarda kanser daha fazla görülecek. Sebebi hikmetini bilmediğimiz bir nedenden dolayı bu hastalarda AFP de yükseliyor. Bu AFP'nin yüksekliğini bilmemiz gerekiyor. Mesela şıklara konulabilir. Aşağıdaki hangisi ataksi doğrudur veya yanlıştır denir. AFP yüksekliğini burada bildiğiniz zaman soruyu çözersiniz. Böylelikle hareket bozukluklarının en önemli konularını bitirmiş olduk. Bakın arkadaşlar, ataksi telencektezin devamında yarım sayfalık bazal gangliyon hasarlarında görülen nadir soru gelen tusta klinikte de çok sık görmediğimiz bazı hastalıklar var. Kısa kısa onları da bir okumanızı rica ediyorum. Tus'ta çok nadiren soru gelmesi nedeniyle burada uzun uzadıya anlatıp videoyu şişirmenin gerekli olmadığını düşünüyorum. Sizden ricam orayı hızlıca bir okumanız.